Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Dünyayı geziyorum da bu hafta tropikal ülke Tayland'ın başkenti Bangkok'u gezmeye hazır olun. Uçaktan iner inmez hemen Bangkok'un merkezine geldik. Siam Meydanı'ndayız. Alışverişin kalbine bırakacağız kendimizi. Tayland'ın en güzel ulaşım araçlarından biri tuk-tuklar. Tayland'ın sembolü rengarenk tuk-tuklara binmeden Bangkok gezisi eksik kalır. Şimdi sizleri dünyanın en tehlikeli ve en ilginç pazarına getirdik. Arkamdan kocaman tren geliyor. İşte burası Tayland'ın en meşhur pazarlarından. Rayların üzerinde bulunan ve bütün dünyayı kendine çeken Meklong Pazarı. Tayland'daki gezimizde şimdiki durağımızda bir Hindistan cevizi çiftliği. Bunun hem şekerini yapıyorlar hem helvasını yapıyorlar. Bu şekilde Hindistan cevizini kullanıyorlar. Bu hafta da ilginç ve keşif dolu dünyayı geziyorum Kanal 7'de. Dünyayı geziyorum da bu bölümde tropikal bir ülkeye, Tayland'a, başkenti Bangkok'a uçuyoruz. Uçuşumuz yaklaşık 9,5 saat sürecek. İstanbul Havalimanı'ndan havalandıktan sonra leziz ikramlar sunuluyor misafirlere. Köfte, tavuk, makarna gibi çeşitli yemeklerle gökyüzündeki restorandayız adeta. Keyifle ve lezzetle uçtuğumuz Tayland vize istemiyor Türklerden. Ve bu ülke bizden 4 saat ileride yaşıyor. Ve artık başkent Bangkok'tayız. Yoğun trafiği, gökdelenleri ve AVM'leriyle dikkat çeken bir kent burası. Uçaktan iner inmez hemen Bangkok'un merkezine geldik, ana meydanına geldik, Siam Meydanı'ndayız. Siam Meydanı'na gelir gelmez Tayland'ın, Bangkok'un o kalabalıklığını hemen hissediyoruz. İnanılmaz yoğun bir trafik var. Buyurun hemen trafikten başlayayım. Arkamda görmüş olduğunuz bu yol Tayland'ın, Bangkok'un ana halterlerinden biri ve bu sebeple 24 saat boyunca kalabalığı burada görebiliyoruz. Trafiği azaltmak adına Taylandlılar Bangkok'a ne yapmışlar? Kat kat raylı sistemler yapmışlar. Metro hatları yapmışlar. Yollara baktığımız zaman 2-3 kattan meydana geldiğini görüyoruz. Tünellere baktığımızda yine 2-3 kattan meydana gelen tüneller. Her saniye başı buradan trenlerin geçtiğini görüyoruz. Ve zaten Siam Meydanı da aslında Tayland'da, Bangkok'ta ulaşımın merkezi. Hemen aşağı baktığımız zaman trafikte, gelin karşı tarafa götüreyim sizi, rengarenk taksiler dikkat çekiyor. Gün olur da yolunuz Bangkok'a düşerse acaba ulaşımı nasıl sağlayabilirim diye sorarsanız bana, birincisi metrolar, her yere her saniye gidiyorlar ve kentin her noktasına gitmek mümkün. Ama yok hayır derseniz motosiklet taksiler de dikkat çekiyor. Evet, insanlar burada trafik yoğun olduğundan dolayı hemen aralardan hızlı kaçmak adına motosiklet taksileri de kullanıyorlar. Zaten motosiklet taksilerin durakları da var. Ama normal arabalara da binebilirsiniz. Bakın yeşili var, turuncusu var, pembesi var, mavisi var. Farklı firmalara ait olan taksiler olduğunu anlıyoruz. Taksilerle de ulaşım sağlanıyor. Ama tabii olmazsa olmaz tuk-tuklar da çok meşhur. Tuk-tuklar bakın her köşe başında bekler burada taksiciler. Onlar farklı bir taksi sistemi. En meşhur taksi diyebiliriz. Kentin her noktasına 3 tekerlekli motosikletler gidiyor. Ve turistlerin de en çok tercih ettiği ulaşım araçlarından. Hem havadar, hem püfür püfür, hem de kültür yaşıyorlar. Ulaşım bu şekilde. Ne kadar nüfusu var Bangkok'un hemen ondan da bahsedeyim. Yaklaşık 30 milyona dayamış durumda. Ve şu anda Bangkok dünyanın en kalabalık 19. başkenti olma özelliğine sahip. Ülkenin nüfusu ne kadar? Yaklaşık 80 milyona dayamış durumda Tayland'ın nüfusu. Güneydoğu Asya'nın en kalabalık ülkelerinden biri. Hızla gelişmekte olan ülkelerinden biri. Kişi başı geliri yaklaşık 20 bin dolar Tayland'da. Tayland, Hindiçin Yarımadası'nda bulunan bir ülke. Ve Güneydoğu Asya'nın en popüler, en hızla gelişmekte olan ülkelerinden. Zaten çevremize baktığımızda her geçen gün gökdelenlere bir yenisi daha ekleniyor. Ekonomisi gelişiyor, yatırımcılar buraya geliyorlar. Tayland konum olarak da çok önemli bir noktada olduğundan dolayı burası yatırımcıların gözdesi. Hemen komşularına bakalım. Myanmar var, Laos var, Malezya var. Ve işte bu sebeple bir yanında Andaman Denizi, bir yanında Tayland Körfezi bulunuyor ülkenin. Bu sebeple de hem turizm hem ticaret açısından Tayland
çok parlak, çok önemli bir ülke. Bakın şu anda da Tayland'ın en meşhur meydanı Siam Meydanı'ndayız. Siam Meydanı 24 saat boyunca kalabalık. Burası Tayland'ın, Bangkok'un kalbi. Çevresine baktığımız zaman dev alışveriş merkezleri dikkat çekiyor. Her markaya ait, ister orijinali ister de sahtelerinin satıldığı birçok mağaza, birçok dükkan, giyime dair, mücevhere dair her türlü hediyelik eşyayı, her türlü markayı bulmak burada mümkün. Hemen bu meydanda şemsiyeler dikkat çekiyor. Bizim ülkemize kış mevsimi geldiğinde burada yaz mevsimi, yağmursuz yaz mevsimi bu başlıyor. Bizim ülkemize yaz geldiğinde de buralara yağmurlu yaz dönemi geliyor. Ama hep güneşli olduğu için bakın insanlar bu şekilde güneşten korunsunlar, arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde güneşten ya da yağmurdan kendilerini korusunlar diye bakın böyle şemsiyeler yapılmış. Hemen şöyle geçelim. Gidelim bakalım. Oh. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Dışarıda 35 derece bir sıcak var. İçeri girdiğiniz zaman 18-19 derecelere kadar düşüyor. Resmen kış mevsimi yaşanıyor AVM'lerin, kapalı alanların içerisinde. Bu nedenle muhakkak yanınıza uzun kollu getirin diyorum. Evet, tabii ki yazlık ürünler, şapkalar, sandaletler, terliklerle burada çeşitli seçenekler ve dükkanlar bulunuyor. Tayland'da, özellikle de Bangkok'ta alışveriş günlük hayatın bir parçası. Ya AVM'lerde ya da pazarlarda akıyor hayat burada. Alışveriş dünyası derinlemesine burada. O kadar çok seçenek, o kadar çok çeşit var ki hem de çok uygun fiyatlara alınabiliyor. Buraya geldiğinizde Bangkok'un Siam Meydanı'ndaki elektronik AVM'sini muhakkak rehberinize sorun derim. Biz AVM'den çıkınca büyük bir sunak kısmıyla karşılaşıyoruz. Tayland nüfusunun %95'lik kısmı Budist. Ve bu sebeple de ülkenin birçok noktasında bu şekilde hep irili ufaklı ibadethaneler görüyoruz, tapınaklar görüyoruz. Kimisi çok ihtişamlı, çok büyük. Kimisi alışveriş mekanlarının önünde, restoranların önünde, otellerin önünde minik minik ruh evleri olarak isimlendiriliyor bunlar. Neden? Çünkü insanlar güne başlarken, gün içerisinde, gün ortasında çeşitli ayinler yapıyorlar, ibadetler yapıyorlar ve bu ibadetleri de işte görmüş olduğunuz bu ufak ibadethanelerin önünde, bu tapınakların önünde gerçekleştiriyorlar. Hemen önüne baktığımız zaman ufak ufak böyle hediyeler, yemekler, çiçekler görüyoruz ya da tütsüler yakıyorlar. Neden? Çünkü tütsü yaktıkları zaman dumanlarından inanmış oldukları tanrılara yaptıkları duaların ulaşacağını düşünüyorlar. Bu şekilde bir inançları var. O yüzden her yerde tütsüler yakılıyor ve yine inandıkları tanrılara ibadetlerinin bir parçası olarak bakın görüyorsunuz geliyorlar burada sular armağan ediyorlar. Yiyecekler, içecekler, çiçekler armağan ediyorlar. Her yerde bu turuncu çiçekleri görürüz. Çünkü ibadethanelere giderken Taylandlılar bu turuncu çiçekten götürüyorlar. Evet, burada da bakın AVM'nin girişinde yapmışlar tapınaklarını. Gelenler ibadet ediyorlar. Bir de şöyle bir inanış var. Eğer o bölgede biri öldüyse onun tekrar bir kuş olarak ya da bir hayvan olarak bir şey olarak tekrar hayata geldiğine inanıyorlar. Ve işte onların da bakın bir kuş geldi ya mesela. Atıyorum burada ölen birinin ruhu olduğuna inanıyorlar. O yüzden de bakın tapınakların içerisinde yiyecekler, içecekler bulunuyor. Farklı bir inanış. Dünyanın bambaşka kültürlerini keşfetmek dünyanın en güzel şeyi. Dünyanın bir ucunda, Bangkok'ta, Siam Meydanı'nda yapılacak şeylerden biri de meşhur sokak lezzetlerini tanımak. Siam Meydanı'na geldiğimiz zaman hemen bu şekilde alışveriş merkezlerinin, girişlerinin yöresel lezzetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Birçok tezgah bulunuyor ve bu tezgahlarda hemen bakın tabii ki de olmazsa olmaz turistleri buraya çeken, bu ülkeye getiren en önemli sebeplerden olan tropikal meyveler karşılıyor. Tropikal meyvelerin her çeşidini burada ister kabuklu ister de soyulmuş şekilde bulabiliyoruz. Jack meyvesi mi mesela ya da bakın pomelolar, farklı farklı olan bu güzel tropikal meyvelerin soyulmuş hallerini bulabiliyorsunuz. Hemen tüketmelik hazır. Yine farklı bakın birbirinden güzel durian meyvesi ya da mangostinler, Asya üzümü hepsi burada bu şekilde satılıyor. Hemen şöyle ilerlediğimizde yemek kokuları geliyor hemen burnumuza.
Burada Hindistan cevizi satan çok özel bir tezgah. Sadece Hindistan cevizi ürünleri var. Hindistan cevizi, bakın görüyorsunuz içecekleri, Hindistan cevizinin kendisi ya da dondurması. Hemen bakın şuraya geldiğimiz zaman farklı farklı deniz ürünleri mi dersiniz, yemeğe hazır. Hemen buradaki fast food bu şekilde sevgili izleyiciler. Öyle gidip uzun sıralar beklemiyorsunuz. Pişmiş, hazır, hemen 2 saniyede sizlere servis ediyor beyefendi. Mangal önünde yanık. Siz istediğinizi böyle seçiyorsunuz, beyefendi mangalın üzerinde ısıtıyor. Buraya geldiğimizde meyve suları, taze sıkılmış meyve suları var. Yani burası o kadar pratik ki zaten yemekler pişmiş, hemen kısa sürede ısıtılıyor. Deniz ürünleri dikkat çeker burada. Thank you, thank you. Thank you very much. Hemen burada yemeklerini tanıtıyor beyefendi bize. Bakın burada diyor ki deniz ürünlü pirinç, paella'nın bir benzeri. Burada da çok tüketiliyor. Kalamarlı bakın noodle ve aynı zamanda tavuklu, sadeleri, acılısı, bakın sossuzu. Hepsini burada beyefendi kendi, burada sacı var, sacında pişiriyor. Çok hızlı. Bakın gerçekten çok ilginç ama çok seviyorlar. Burası helal yemek standı. Bakın görüyorsunuz burada özellikle helal yemek bu alanda çok meşhur. Müslümanlar da çok fazla. Zaten burası Malezya'nın sınırı olduğundan dolayı yaşayan Müslüman sayısı da çok fazla. Bu nedenle helal yemeklerin sunulduğu, yapıldığı restoranlarda oldukça fazla. Biz Müslümanlar buraya geldiğimizde yemek yeme konusunda da hiç sıkıntı çekmiyoruz. Bana Asya için yemeklerle ilgili çok sorular soruluyor. Tayland'da helal yemek restoranı seçenekleri çok fazla. Ayrıca tropikal meyveler de güzel bir seçenek. Asya'nın en çok merak edilen metropollerinden olan Bangkok, binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Yeraltı madenleri, tarım ve turizm başta olmak üzere ekonomisini gittikçe büyüten Tayland, Asya'nın 8. büyük ekonomisine sahip. Ülkemizle de ilişkileri oldukça iyi. Kent merkezini gezmeye devam ederken artık tuktuka binelim istiyoruz. Tayland'ın en güzel ulaşım araçlarından biri tuktuklar. Tuktuklar tarihten beridir burada kullanılan, trafikte en çok gördüğümüz araçlar arasında. 3 tekerlekli bu tuktuklar ve biz de şimdi Tayland'da ulaşımımızı tabii ki de bu güzel tuktuklarla sağlayacağız. Hi Bey şoförümüz. Hi Bey Türkiye'yi biliyor, Türkleri çok seviyor. Do you have any message to Turkish people? One people. Evet. Herkese selam gönderiyor. Biz de şimdi Hi Bey'in tuktukuyla keşiflerimize başlıyoruz. Let's go. Tuktuklar Tayland'ın sembolü. Yoğun trafikte kıvrıla kıvrıla giderek daha da hızlı ulaşım sağlıyorlar. Ve artık tuktukların elektrikli olacağını öğreniyorum. Tuktuklarla ulaşım burada en önemli ulaşım aracı. Trafiğe baktığınız zaman trafikte her yerde bu güzel 3 tekerlekli havadar motosikletleri görebiliyorsunuz. Tarihte ihtiyaçtan doğuyor aslında, çok fazla trafik var. Ve bu trafiği aşabilmek için insanlar ne yapalım ne yapalım diyorlar. Ve kendilerine böyle güzel bir ulaşım aracı sağlıyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki turistler tarafından inanılmaz yoğun ilgi görüyor. Herkes tuktuklarla ulaşım sağlamak istiyor. Ve bugün Tayland'ın en önemli sembollerinden biri işte bu görmüş olduğunuz tuktuklar. Tuktuklar rengarenk tasarımıyla dikkat çekiyor. İç tasarımına baktığımız zaman ışıl ışıl. Özellikle akşam olduğunda bütün bu renkli ışıklar yanıyor. Ve dışına baktığımız zaman da dışları rengarenk. Pembeler, yeşiller, morlar, sarılar. Artık şoförün zevkine göre hangi rengi seviyorsa, hangi tasarımı seviyorsa, ülkenin de simgeleri olan o güzel motiflerle tuktukları boyuyorlar, renklendiriyorlar. Bir tuktuğu yapmak yaklaşık bir ay kadar sürüyor. Götürüyorlar, bırakıyorlar bu tuktuk yapan yerlere ve yaklaşık bir ayda bu güzel tuktuk ortaya çıkıyor. Çok keyifli, bakar mısınız? Oh, gayet havadar. Her tarafımız açık. O kadar güzel püfür püfür şu anda ulaşımımızı sağlıyoruz ki bayıldım. Bir de trafiğe takılmıyorsunuz hiç. Çünkü motosiklet olduğu için hemen arabaların arasından fıt fıt geçiveriyor. Yasin sen seviyor musun? Bayılıyorum. Havadar, çok havadar. Ama şöyle bir şey var. Tuktuklara binerken iyi pazarlık etmek gerekiyor. Normalde taksiyle 100 bahta gittiğiniz yere tuktukla 500 bahta gidebiliyorsunuz. O yüzden tuktukçularla 5'te 1 fiyatını anlaşmanız lazım. Aynen. Ben fazla pazarlık etmiyorum. Hani onlar da kazansınlar diye ama evet. Bu bir dipnot olarak söyleyeyim.
Aynen, fazla da öldürmemek lazım. Ben 500 bahtlık bir sandalet alacaktım. Ben sandalet alacaktım. 500 baht diyordu. Sonra 200'eyim dedim. Sonra? Sonra 150'ye yedirecektim, inmedi yani. Yeter be, yeter. Yavukça çok iyi pazarlık yapıyor bu arada. Tayland'da pazarlığı öğrendi. Benim 100 liralık 20 liraya aldığım var. Bravo. Şimdi trafik bizim ülkemize göre ters taraftan akıyor. Ondan da bahsetmek istiyorum. Tayland'a geldiğiniz zaman aynı İngiliz sistemini göreceksiniz trafikte. Ama tarihine bakalım önce Tayland'ın. Hiç İngilizlerin hakimiyetinde kalmamış. Buradaki yaşamlar milattan önce 40 binlere kadar gidiyor. Tarih boyunca komşuları birçok defa Avrupalıların hakimiyetinde kalmış olmasına rağmen Tayland'ın uygulamış olduğu rejim ve sistemle Tayland hiç Avrupalıların sömürgesi haline gelmiyor. İngilizler geliyor, komşu ülkelere Fransızlar geliyor, Hollanda, Portekiz geliyor ama burası hiç sömürge altında kalmıyor. Sadece ülkelerindeki sistemi oturtururken dünya sistemlerini araştırıyorlar ve prizlerde ve trafikte İngiliz sistemini benimsediklerinden dolayı bugün trafik bizim ülkemize göre ters taraftan akıyor. Direksiyonlar sağ tarafta. O yüzden buraya geldiğinizde yanlışlıkla şoför koltuğuna oturmayın. Motosiklet ve tuk-tuk trafiği çok fazla burada. Motosiklet, bakın, yaklaşık Bangkok'un 30 milyonluk nüfusu var. Ama Bangkok'ta 20 milyona yakın motosiklet bulunuyor. Bakın minibüsler de var böyle, görüyorsunuz. Kamyon minibüsler var. O da ilginç. Burada hava çok sıcak olduğu için öyle minibüsler böyle camlı kapılı değil. Ya da bu görmüş olduğunuz yöresel taksilerde cam kapı aramamak lazım. Çünkü hava sıcak, insanlar püfür püfür havadar bir şekilde gidiyorlar. Şehir içi ulaşım bu tuktuklarla çok keyifli. Bu cıvıl cıvıl tuktuklar trafiği de renklendiriyor. Kaptanımız bizi şimdi Bangkok'un meşhur ve tarihi eserlerinden birine getiriyor. Şoförümüz bizi bölgenin en meşhur mekanlarından birine getirdi. Burası Formen Tapınağı'ymış. Bakın görüyorsunuz, inanılmaz büyük büyük çatıları var. İşte bu mekanlar, tapınaklar Budistler için çok önemli olduğundan dolayı böyle ihtişamlı, dikkat çekici mimarilerle yapmışlar. Hemen girişinde bakın aslanlar dikkat çekiyor. Hemen göstermek istiyorum. Aslanlar çünkü onların kültüründe çok önemli, gücü sembolize ediyor. Ve bu tarafa geldiğimiz zaman da bakın görüyorsunuz, tapınağın hemen avlusu bizi karşılıyor. Biraz adım attıktan sonra da çatıların gökyüzüne doğru ilerlediğini görüyoruz. Bunun en önemli anlamı, çünkü onlar inanmış oldukları tanrılara böyle ihtişamlı, böyle büyük, böyle görkemli çatılar inşa ediyorlar. Ejderhanın bakın kuyruğunu görüyoruz. Yine ejderhanın sırtındaki o dikenleri görüyoruz. Bunların hepsi onların dininde önemli yere sahip. Burası bir Çin tapınağı. Tabi bölgede Çinlilerin etkisini görüyoruz. Çinliler nüfus olarak çok fazla olduğundan dolayı Çinlilere ait ibadethaneler de burada bulunuyor. Hemen şöyle içeri girelim. Yine yazılar var. Yine dini sembolize eden birçok simge görüyoruz. Ve gelir gelmez de burada onların farklı Buda heykelleri bulunuyor. Aslında bu kültürde, bu felsefede şöyle bir inanış var. Her güne farklı bir Buda heykeli adamışlar ve her günün farklı Budası burada bulunuyor. Üzerine altın kaplama olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi, insanlar buraya geldiklerinde altından kağıt alıyorlar ve altından kağıtları ibadetlerinin bir parçası olarak bu heykellere yapıştırıyorlar. Hemen buraya baktığımız zaman da Çin yıllarını görüyoruz. Her yıla ayrı bir hayvan adamışlar. Ve bu yılda bakın görüyorsunuz tavşan yılı, geçen sene fare yılıydı, gelecek sene at yılı olacak. Böyle bir felsefe, böyle bir kültür Buda. Hemen arkada en büyük Buda heykeli dikkat çekiyor. Asıl işte artık bu tapınak neyi sembolize ediyorsa onun sembolize eden Buda heykelini de bakın yükseğe koruma altına almışlar. Dünyanın ne kadar farklı ve değişik kültürlerle dolu olduğunu hep beraber keşfediyoruz. Bahçeye baktığımız zaman da bahçe inanılmaz bakımlı. Rengarenk çiçekler, tropikal bitkiler hemen dikkat çekiyor. O kadar güzel ki bakar mısınız, şu ağaçlar ne güzel çiçek açmışlar. Aman Allah'ım, bayıldım. Benim en çok sevdiğim çiçeklerden biri, tokası da var hatta bende.
Bunlar Tayland'ın, Bali'nin, Endonezya'nın simgesi olan çiçekler. Bayılıyorum. Ve hemen yanında da pes pembe yine açmış bir ağaç, çiçeklerle dolu, müthiş görünüyor. İşte tropikal ülkelerin en önemli özelliklerinden biri de rengarenk çiçekleri. Hadi tuktuğumuza binelim. Şoförümüz bizi gezdirirken ben de size Bangkok'un melekler şehri anlamına geldiğini söyleyeyim. Aslında bu kentin yerel dildeki ismi çok daha uzun. 163 kelimeden meydana geliyor. Ama söylemesi çok zor olduğu için kısaca Bangkok deniliyor. Asya'nın hızla gelişen ve büyüyen kenti Bangkok, her yıl milyonlarca turisti kendine çeken aktivitelere, gezilecek, görülecek yerlere sahip. Ve işte onlardan biri tren raylarının üzerine kurulan dünyanın en ilginç pazarı. Dünyayı geziyorum da Tayland'da şimdi sizleri dünyanın en tehlikeli ve en ilginç pazarına getirdik. Bu pazarı tehlikeli kılan en önemli detaysa işte üzerinde durduğum bu tren rayları. Günde 8 defa bu pazarın tam ortasından 60 kilometre hızla tren geçiyor. Evet, yanlış duymadınız. Dünyada pazarın tam ortasından tren raylarının üzerine kurulan bir mekandayız. Gerçekten şaşırmamak elde değil. Ben burayı hep görmek istiyordum ve dünyayı geziyorum da şimdi sizlere pazarın ortasından geçen bir tren nasıl buraya hayat veriyor hep beraber göreceğiz. Tarihte burası kurulduğu zaman tren yolcularının ihtiyaçlarını gidermek amacıyla inşa ediliyor. Bugün de bir kültür haline gelmiş. Turistlerin, grupların, buraya tatile gelen herkesin görmek istediği yerlerin başında treni bekleyeceğiz ve birazdan bu ilginç dakikalara hep birlikte imza atacağız. Trenin gelmesine çok az kaldı. Şimdi hep beraber göreceğiz. Tezgahlar toplandı. İnsanlar malzemelerini, yiyeceklerini, bütün tezgahlarını içeri çektiler ve tren geliyor. Bizi de kırmızı çizginin hemen arkasına davet ettiler. Dünyanın en ilginç görüntüsü. Şaşırıp kalıyorum. Tren dükkanlara o kadar yakın geçiyor ki ezilmemek için iyice geri çekiliyoruz. Biz trene, trendekiler bize baka kalıyor. Dünyanın en ilginç pazarı. Gerçekten şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Sevgili izleyicilerim, bakar mısınız? Bir pazarın ortasından tren geçiyor. İşte tarihte inşa edilen bu tren yolu ve bu pazar bugün de hala buranın en önemli mirası. Bir bakıyorlar ki inanılmaz ilgi görüyor bu pazar. Ve bugün de Bangkok turizminin, Tayland turizminin en önemli detayları arasında. Evet, yolculara da el sallıyoruz. Hello! Treni uğradık. Gerçekten müthiş. Hemen tren yanımızdan geçti. İnanılmaz bir maceraydı. İnanılmaz dakikalar yaşadık. Bir pazar düşünün. Bir pazar düşünün. Bakın, tam ortasından tren yolu geçiyor. Tekrar tezgahlar açılıyor. Tekrar şemsiyeler açılıyor. Ve eski hayat geri dönüyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Düşünsenize, insanlar bütün malzemelerini, meyvelerini, sebzelerini tekrar buraya çıkaracaklar. Ama birazdan yeniden bu tren geçecek. Burası çünkü hala işleyen bir tren istasyonu. Kalabalık hiç bitmiyor burada. Gün boyunca çok yoğun olan bir pazar. Evet, başka başka pazarlar gezdik. Biliyoruz meyvelerin, sebzelerin satıldığı. Ama işte burayı en cazibeli hale getiren şey görmüş olduğunuz bu tren rayları ve rayların üzerinden geçen tarihi treni. Restoranlar var, kafeler var burada. Gün boyunca insanlar işte buradaki bu atmosferi soluyabiliyorlar. Yaklaşık 8-9 defa bu tren buradan geçiyor ve insanlar yolculuklarını tarihte olduğu gibi buradan sürdürmeye devam ediyorlar. Ben çok şaşırdım. Ben hep görmek istiyordum burayı. Birçok defa yabancı televizyonlarda, belgesellerde görmüştüm. İşte dünyayı geziyorum da sizlere dünyanın en tehlikeli pazarı olarak nitelendirilen Mekong pazarını, yani tren raylarının üzerine kurulmuş pazarı gösterdik. Evet, beğendiniz mi? Hemen soralım. Nasıl bir tecrübe? Çok güzelmiş, çok beğendik. Teşekkür ederiz. Heyecanlandınız mı tren geçerken? Evet, çok yakından geçiyor. Evet, ya, evet, o kadar yakından kadar olacağını tahmin etmemiştim. Peki, o zaman size iyi gezmeler, iyi alışverişler diliyoruz. İyi günler. Sağ olun, iyi günler.
Tabii ki ülkemizden de bakın tam bu mevsimde gelinecek en güzel yerlerden birisi Tayland. Kış yaşamadan yaz tadında burada bakın harika bir şekilde insanlar tatillerini yapıyorlar. Peki bu tren rayları üzerinde neler satılıyor? Hemen size söyleyeyim. Olmazsa olmaz mangolar ki Tayland'ın mangosu gerçekten çok lezzetli. Hanımefendi hatta bakın burada mangoların kabuklarını soyuyor ve yemeğe hazır hale getiriyor. Turistler de hiç soyma derdi olmadan alıp buradan hazır tabaklardan yiyebiliyorlar. Yine aynı zamanda burada bakın bu şekilde kırmızı kırmızı gül elmaları var. Hanımefendi hazırlamış. Gül elması gerçekten dünyanın en ilginç elmalarından biri. Burada tam hali yok ama diğer pazarlarda muhakkak görürüm, göstereceğim size. Kapın kap. Dünyanın en ilginç meyvelerinden biri Asya üzümü. Aynı bizim üzümü andırıyor ama dışı burada kabuklu, kabuğunu soyuyorsunuz, yeniyor. İçinden inci gibi böyle farklı bir meyve çıkıyor. Çok güzel. Bunların hepsini başka pazarlarda, ezilme tehlikemenin olmadığı pazarlarda size daha detaylı ve tadına bakarak da göstereceğim. Hemen şöyle ilerleyelim. Burası tropikal meyve kısmı. Hemen bu tarafa geldiğimizde de buraların, Tayland'ın geleneksel ürünlerini görüyoruz. Özellikle Hindistan cevizinin kabından yapılan kaseler çok meşhur. Yine bakın böyle Tayland'a kapın kap, savadi kap. Thank you. Bu arada selamlaşmadan da bahsedeyim yeri gelmişken. Bu şekilde hep böyle öne eğilerek selamlaşıyoruz. Burada bu hareket bir saygı göstergesi. Ve insanlar burada tokalaşmazlar. O yüzden hep burada teşekkür ederim. Bu şekilde savadi kap. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, yine çocuklar da geldiğinde onlara bakın güzel hediyelik eşyalar, tuktuklar, buranın meşhur motosiklet taksileri, yine kültürü anlatan farklı farklı objeler, magnetler, Tayland'ın meşhur ipeğinden yapılan bakın böyle güzel şallar, örtüler, her şey var. Yine çantalar dikkat çekiyor. Oh, çok güzel ya. Thank you, thank you. Bakın hanımefendi de rengarenk var. Ay çok güzelmiş bu. How much? 100. 60 lira. Ay çok uygun. 5 tanesini de eğer alırsanız 5 alana da bir bedava diyor. Çok hoş. Yine bakın burada fil. Fillerin anahtarlıklarının satıldığını görüyoruz. Fil Tayland'da çok önemli. Şans getirdiğine inanıyorlar. Onları koruduklarına inanıyorlar birçok kötülükten. Bu nedenle de evlerinin her köşesinde fil görebiliriz. İşte filleri de anahtarlık haline getirmişler. 100 baht. 50 liraya. Çok güzel böyle hediyelik eşyalar alınıyor. Kilometrelerce gidiyor bu tren yolu, onu söyleyelim. Kilometrelerce uzayıp giden ve her tezgahında, her attığımız adımda farklı farklı güzel eşyaların, lezzetlerin satıldığı bir pazar burası. Herkes ellerinde fotoğraf makinesi. Bakın burada fotoğraf çekmeye çalışıyor. Buradaki bu hareketliliği ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Burada yine bakın, hemen bunu da göstermek istiyorum. Benim en sevdiğim meyvelerden biri rambutan meyvesi. Bakın rambutan meyvesi, dışı deniz kestanesi gibi kırçıllı, içine baktığınız zaman da şifa dolu, vitamin dolu, harika bir Asya meyvesi çıkıyor. Hemen şöyle bunu da buraya koyuyorum. Mangostin, hemen şöyle geleyim. Bu da içi sarımsak gibi, benim en çok sevdiğim, hayatta en sevdiğim meyvelerin başında geliyor. Mangostin meyvesi. Dışı mor, içi sarımsak gibi, tadı çok lezzetli. Hepsinin tadına bakacağız. Şu anda çünkü burası çok yoğun ve birazdan tren geçecek. İşte bu pazar olmadan olmuyor. Tekrar dükkanların, tezgahların kapandığını görüyoruz. O kalabalığın bir anda nasıl da hemen tren raylarının arkasına geçtiğini görüyoruz. İnsanlar kapılarını, pencerelerini, tezgahlarını hemen topladılar ve trene şu anda yol vermeye hazırlandılar. Gerçekten çok heyecanlı. Biz biraz önce alışveriş yapmaya çalışırken hemen bakın bir anda insanlar tüm tezgahlarını toplayarak trene yol vermeye hazırlandılar. Burası tabii bu sebeple dünyanın en tehlikeli pazarı olarak isimlendiriliyor ama tabii insanlara çok önceden uyarılar yapıldığından dolayı insanlar bütün tezgahlarını kaldırıyorlar. Turistler hemen kırmızı çizgilerin arkasına geçiyor. O yüzden de bütün önlemler alınıyor burada. Şimdi treni bekliyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Tren çok yavaş geliyor. Gidişini gördük. Gelişini karşılayacağız şimdi trenin. Doyumsuz bir manzara var. Yarım saatte bir tren buradan, bu tren istasyonundan geçiyor. Evet, arkamdan şu anda görüyorsunuz. Tren geliyor. İşte insanlar bu manzara için tren
raylarının üzerinde, yanında geliyorlar ve fotoğraf çektiriyorlar. Gerçekten inanılmaz bir manzara. Şu anda ben de çok heyecanlandım. Arkamdan kocaman tren geliyor. İşte burası Tayland'ın en meşhur pazarlarından. Rayların üzerinde bulunan ve bütün dünyayı kendine çeken Mekong Pazarı. İnanılmaz! Bakar mısınız? İşte bu pazar için dünyanın dört bir yanından insanlar buraya geliyorlar. Çarşıya çok yakın geçiyor, çok. Şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Bakar mısınız, bu kadar yakın geçebilir mi ya? Tarihte inşa edilmiş, ardından pazarlar kurulmuş. Hayatımda bu kadar bir pazara, bir çarşıya yakın geçen tren görmedim ama burada Tayland'da görüyoruz. Tren gider gitmez saniyesinde hemen pazar tekrar kuruluyor. Tezgahlar açıldı, sebzeler, meyveler rayların yanına atıldı. Hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Dünyanın en ilginç, en sıra dışı pazarlarından biri burası. Sabah çok erken saatlerde açılan bu pazar, akşamüstü saat 4'e kadar misafirlerini ağırlıyor. İsteyenler trene binerek de bu maceraya devam edebiliyorlar. Keyifli tren rayları pazarı gezimizden sonra, şimdi Tayland'ın olmazsa olmazı Hindistan cevizi çiftliğine geliyoruz. Tayland'daki gezimizde şimdiki durağımızda bir Hindistan cevizi çiftliği. Tayland demek Hindistan cevizi demek. Tayland'da üretilen, ihraç edilen, ekonomiye katkı sağlayan en önemli ürünlerinden biri de Hindistan cevizi. Hindistan cevizinin her şeyinden faydalanıyorlar Taylandlılar ve çiftliğe girer girmez hemen Hindistan cevizinin o dış kabını görüyoruz. Çöplerini görüyoruz ama çöpe gitmiyor. Bakın görmüş olduğunuz bu Hindistan cevizinin kapları yakacak olarak kullanıyorlar. Hemen içeriye doğru geldiğimiz zaman Hindistan cevizinin her şeyinden istifade ediyorlar dedik. Doğal bir şeker aynı zamanda Hindistan cevizi. Hindistan cevizinin şekerini çıkarmışlar. Doğal bir şurup, doğal bir şeker. Hemen şöyle tadına bakmak istiyorum. Gelenler burada ücretsiz olarak Hindistan şekerinin tadına bakabiliyorlar. Kokusu şerbet gibi kokuyor. Aynı şerbet gibi. Tadı nasıl acaba? Eminim siz de merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. İlk kez tadına bakacağım. Çok değişik. Sıcak. Oldukça sıcak. Tadı şekerli, evet, şekerli su ama tabii biraz ağır geldi bana. Hemen şöyle bırakıyorum. Şekerin yanında da bakın hemen bu kısma geldiğimizde Hindistan cevizi meyvesinin rendelenmesini görüyoruz. Özel bir düzenek var bakın, özel bir rende var. Rendenin üstüne burada yaşayan hanımlar oturuyorlar ve bakın bu şekilde Hindistan cevizinin içindeki beyaz meyveyi rendeleyerek çıkarıyorlar. Hemen denemek istiyorum. Şöyle iki elle yapılıyor. Biraz güç gerektiriyor bu rendeleme işi. Görüyorsunuz meyveyi nasıl da çıkarttım. İnce ince. Hemen şöyle tabağa alıyorum. Şimdi bu Hindistan cevizi rendesini iki şekilde kullanıyorlar. Bir, bu şekilde tabii çok fazla rendeleyip suyunu sıkıyorlar. Suyunu sıktıktan sonra şerbet haline getiriyorlar, pekmezini yapıyorlar. Farklı farklı kullanıyorlar. Ama bunu eğer kuruturlarsa, kuruttuktan sonra yağını çıkartıyorlar ve kozmetik alanında kullanıyorlar. Saçlarına, ciltlerine, yüzlerine, her yerde, bütün alanlarda Hindistan cevizi yağını kullanabiliyorlar. Hindistan cevizi çiftliğinde bu kısma geldiğimiz andan itibaren Hindistan cevizinin bütün aşamalarını, bütün bölgelerini görebiliyoruz. Hemen elimde bakın Hindistan cevizinin çiçeğini tutuyorum. Çiçeği de çok faydalı. Çiçeğinden de istifade ediyorlar. Bakın burada beyefendi resimde Hindistan cevizi ağacının çiçeğini kesiyor. Bakın burada damlalar var. O damlalar Hindistan cevizinin sütü, ondan da istifade ediyorlar ve çok faydalı. Biraz önce gösterdim. Hindistan cevizini rendeledik. O şekilde taze ıslak meyvesinden suyunu aldıklarında işte buraya geliyorlar ve kazanlarda kaynatmaya başlıyorlar. Burada kısık ateşte saatlerce suyu kaynıyor. Kaynadıktan sonra hafiften bir köpük alıyor. Ardından burada beklemeye alıyorlar. Beklemeye aldıktan sonra burada bakın köpüklerinden arındırıp tekrar buraya döküyorlar ve burada kaynamaya devam ediyor. Kaynamaya devam ediyor. Aynı pekmez gibi. Kaynadıktan sonra ne oluyor? Bakın beyefendi burada görüyorsunuz. Aynı bizim üzüm pekmezi gibi, keçi boynuzu pekmezi gibi alıyorlar. Böyle saatlerce karıştıra karıştıra pekmez haline getiriyorlar. Bunun hem şekerini yapıyorlar hem helvasını yapıyorlar.
bu şekilde Hindistan cevizini kullanıyorlar. Gerçekten çok zor. Bakın özel kaseler, özel leğenler var. Bu leğenlerde saatlerce bekletiyorlar. Katılaştıktan sonra, kıvama geldikten sonra ne oluyor? Burada bidonlara koyuyorlar, tenekelere koyuyorlar ve tüketmeye hazır hale geliyor. Birçok üründe, birçok alanda kullanıyorlar. O görmüş olduğumuz pekmezi dondurduklarında, işte size anlattığım coconut sugar, Hindistan cevizi şekerleri meydana geliyor. Yine tatlılarını yapıyorlar. Çeşitli çeşitli. Hemen şuna bakalım. Coconut. Bakın kurutulmuş coconut'ın cipsini yapmışlar. Biraz önce görmüş olduğumuz o kaynayan pekmez haline geldikten sonra nasıl ürünler çıkıyor ortaya? Burada görebiliyoruz. Hmm, wow, very delicious. Çok lezzetli. Bu da normal şeker. Thank you. Çok da hafif geldi şu an. Biraz önce şerbeti çok ağır gelmişti ama cipsini yediğimde daha lezzetli, daha hoş bir aroma bıraktı ağzımda. Hindistan cevizinin diğer kaplarından yapılan hediyelik eşyalar da burada satılıyor. Kalemler, mumluklar, bakar mısınız? Filler, değişik değişik bütün Hindistan cevizi ürünleri işte bu çiftliklerde satışa sunuluyor. Taliplisi çok fazla. Mesela burada pazarlık yapıyorlar. Kalemi bile var. Çok hoş ya gerçekten. İnanılmaz. Taylandlılar bu konuda çok iyiler. Hindistan cevizinin ağacından yapılan ürünler buradayken Hindistan cevizinin özünden, suyundan, yağından, meyvesinden yapılan ürünleri de burada görüyoruz. Dudak bakım ürünleri, sabunlar. Ha bak krem verdi hanımefendi. Kremleri hemen şöyle bakın. Hindistan cevizi kremi bu arada inanılmaz faydalı. Güneşe karşı cildi koruyan, yanıklara karşı çok iyi gelen, gençleştiren, güzelleştiren, cildin en iyi dostu Hindistan cevizinin yağı. Hindistan cevizi çiftliğine geliriz de tabii ki bu doğal yerde kokonat içmez miyiz? Hindistan cevizi suyu içmez miyiz? Hanımefendi buzdolabından çıkarttı ve taze taze ikram ediyor bize. Suyu inanılmaz lezzetli. İçinde de meyvesi var. Bittikten sonra kestirip içinin meyvesi tüketiliyor. Hindistan cevizi burada her zaman tüketilen, her zaman yenilen, yemek olmasa bile insanların yediği ve karnını doyuran çok doyurucu bir meyve. Yakupcan şimdi bakın görüyorsunuz ortadan ikiye böldürdü ve kaşıkla içindeki meyveyi de tüketecek. Hindistan cevizi, Tayland'ın en önemli tarım ürünlerinden ve en çok tüketilen tropikal meyvesi. Enerji veren, vitamin deposu, sağlıklı bu meyve. Tayland'da en çok tüketilen ve en sevilen meyvelerin başında geliyor. Bu çiftlikte ayrıca bir de yöresel bir köy evi bulunuyor. Şimdi de geleneksel bir Tayland evi gezeceğiz. Tayland evlerinin yerden yüksekte olduğunu görüyoruz. Çünkü hep böyle sütunların üzerine yerleştirilmiş. Sebebi suların yükselmesine karşı önlem olsun ve börtü, böcek, yılan girmesin diye bu şekilde yukarılara yapılmış. Hemen bakın eve girer girmez bir dinlenme alanı, bir salon bizi karşılıyor. Taylandlılar zaten hep evlerinin önünde bu şekilde açık alanlarda zamanlarını geçiriyorlar. Hemen evin içine girdiğimiz zaman da bakın geniş bir alan bizi karşılıyor. Burası evin tamamı. Öyle 3-5 tane oda, bölmeler göremezsiniz. Taylandlılar işte bu şekilde bir tane odada, bir tane evin içerisinde yaşam geçiriyorlar. Hemen buraya geldiğimizde bakın bu kısımda vitrin kısmını aslında görüyoruz. Aile büyüklerinin resimleri burada dikkat çekiyor. Yine tabii krala çok saygı duyuyorlar. Krallarını çok seviyorlar. Krallarının, kraliçelerinin fotoğrafları burada dikkat çekiyor. Hemen bu vitrin kısmında da aile büyüklerinin resimleri. Artık bakın anneanneleri, babaanneleri, dedeleri, büyükleri burada yer alıyor. Evin en önemli, en değerli kısmı burası. Hemen böyle geldiğimiz zaman da bir tane yatak dikkat çekiyor. Demek ki bir kişi yaşıyor burada. Dediğim gibi yatak odası kısmı burası ama kesinlikle duvarlarla ayrılmamış. Pencerelere baktığımız zaman da pencerelerde cam yok. Neden? Hava çok sıcak olduğu için bu şekilde insanlar camsız, kapısız böyle açık alanlarda yaşamlarını sürüyorlar. Keşiflere devam ediyoruz. Tayland'a özellikle de bizim ülkemizde kış yaşanırken gitmek tam yaz tatili keyfini sunuyor ziyaretçilerine. 12 ay sıcak olan bu ülke tropikal kültürün tam merkezi. Gitmek istediğinizi biliyorum ve şimdi daha da detaylı bilgileri sizin için öğreneceğim. Dünyayı geziyorum da birbirinden güzel ülkeler, farklı kültürler sizlere göstermeye devam ediyoruz. Ve şimdi de Tayland'a Bangkok'a yapılan turlarla ilgili bilgi alacağız.
Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki, Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran. Çok güzel turlar yaptık, çok güzel yerler gördük Tayland'da, Bangkok'ta. İzleyicilerimiz gitmek istiyorlar. Turlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Ya Bangkok ve Tayland öyle güzel bir kültür ki hakikaten bütün yıl boyunca turlarımız var. 5-6 günden yaklaşık 7-8-10 güne kadar değişik paketlerimiz, turlarımız oluyor Tayland'a. Kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir bölge. Hakikaten uzak doğuya gittiğiniz zaman belki de hatta ilk görmeniz gerekli olan yerlerden bir tanesi Tayland. İşte mutfağıyla, o geleneksel kültürüyle hem tamamen farklı, bambaşka bir dünyaya gidiyorsunuz. Hem de önemli şeylerden bir tanesi çok da uygun fiyatlar esasında. Biz Bangkok'a gittiğiniz zaman yemeklerinden tutun da oradaki birçok alışverişinize kadar her şeyin çok da ucuz olduğunu, bahtla alışveriş yapıyorsunuz, çok da ucuz olduğunu görüyorsunuz. Kesinlikle tapınaklarıyla, geleneklerle çok keyifli bir bölge ve fiyatları da yaklaşık olarak 1000 dolar civarında, yani 16 bin, 17 bin, 18 bin TL gibi kişi başı fiyatlarla rahatlıkla bir tur, bir Tayland turu, bir Bangkok turu yapma şansına sahipsiniz. Biz çok keyif aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii daha birbirinden güzel dünyanın köşelerini sizlere göstermeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Ve ne yazık ki Bir Dünyayı Geziyorum'un daha bu haftalık sonuna geldik. Ama gelecek hafta kaldığımız yerden Tayland'ı keşfetmeye devam edeceğiz. Birbirinden güzel kültürler ve gezi rotaları sizi bekliyor. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.